Komşu Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu tuzlar olacak arkadaşlar. Bir ünitenin de sonuna böylece gelmiş olacağız. Şöyle program üzerinde bir değerlendirelim bakalım. Tuzlarla birlikte arkadaşlar, asitler, bazlar, tuzlar ünitesinin sonuna gelmiş olacağız. Daha önceki dersimizde günlük hayatta asitler ve bazlar demiştik. Buradaki asitleri bazları tanımlamıştık. Şimdi günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bazı tuzlardan bahsedeceğiz. Bunların özelliklerini üzerine konuşuyor olacağız. Ve bir sonraki ayda ise Kimya her yerde ünitesine hep birlikte giriş yapıyor olacağız. Programımız oldukça dolu dolu bir program gördüğümüz üzere arkadaşlar her dersi takip etmeyi asla ihmal etmiyoruz. Hepsi birbirinden değerli hep çalışmalar bizim karşımızda olacak. O zaman tuzlar diyelim ve dalalım bakalım. Şimdi neler var konu olarak öncesinde neler yaptık şimdi neler yapıyor olacağız ve sonrasında karşımıza neler çıkacak şöyle bir bahsedelim ardından ödevlendirmemizi yapalım. Günlük hayatta asitler ve bazlardan bahsetmiştik bir önceki dersimizde hangi asitlerle ve hangi bazlarla çalışıyoruz bunlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlar üzerinde konuştuk asit yağmurları üzerinde durduk. Şimdi geldik bazı çok önemli tuzlardan bahsedeceğiz bunların yaygın adlarından bahsedeceğiz e, sistematik isimlendirmesinden bahsedeceğiz. Hangi özelliklere sahipler, nerede kullanıyoruz bunlar üzerinde duracağız ve tuzların asitlik bazlık özelliklerinden de bahsedeceğiz. Bir sonraki aşamada ise artık ünitemizi tamamlamış olacağız ve yeni ünitede günlük hayat kimyasalları diyeceğiz. Temizlik maddeleri, polimerler gibi çok önemli maddelerden bahsedeceğiz. Peki bu dersi tamamladığımız zaman bizi neler bekliyor olacak? Tabii ki ödevlendirmemiz var. Ödevlendirmede ilk kitabımız sıfırdan ona kimya artık hepinizde var zaten. Burada arkadaşlar sayfa 164-187 arası bizim ödevimiz olacak. Üniteyi tamamladığımız için artık tabii ki testlerinden de burada ödevlendiriliyor olacağız. Neler varmış şöyle bir bakalım. E, tuzlar bölümü var 164 ile başlıyor ta 170'e kadar bölüm testleri ünite testleri dahil çözmemizi bekliyor olacak. Şöyle içeriğine bakalım neler var burada çalışmamız gerekecek. Arkadaşlar bu kitapta her sayfada sol tarafta bize bir konu anlatım kısmı olacak. Bak tuzların genel özellikleri hangi tuzlar önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili konu anlatım var. Ardından da burada anlattıklarını burada sorularla bizim karşımıza çıkarıyor. Bu şekilde e, Bölümü tamamladıktan sonra bir tara geç kısmı bizi bekliyor olacak. Ardından bütün üniteye genel bakış atmamızı sağlayan test geç sayfaları yer alacak ve e, kimya her yerde ünitesi sonrasında bizim karşımıza çıkacak. Tabii ki onunla birlikte işimiz bitmiyor. Dinamo kimya kitabı ise bir sonraki adımımız olacak. Artık mevzuyu tam anlamıyla çözmüş olmak için TESRA 21 24 ve Test 7 13 arası bizim buradaki ödevlendirmemiz olacak arkadaşlar. Buradaki sayfalara bakacak olursak Tuzlar yani bölüm 4 ile 171 ile başlayacak ve 187'ye kadar ünitenin sonuna kadar e, ödevlendirildiğimiz kısım olacak. Buranın içeriğine bakacak olursak bu kitapta bizi neler bekliyor çalışmamız gereken şeyler neler. Burada arkadaşlar her sayfada bir... E, çözümlü örnek bizi bekliyor olacak bu çözümlü örnek sayesinde aslında bir kazanımı ka öğrenmiş olacağız ardından da burada çözdüğü soruya benzer nitelikte dört tane soru her sayfada bizi bekliyor olacak e, çözümlü sorudan sonra ardından bölüm bittikten sonra bölüm için tarama testi bizi bekliyor olacak üniteyi e, tamamladığımız için ünite tekrar testleri bizi bekliyor olacak ardından arkadaşlar fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir testimiz olacak. ÖSYM tarzında soruların bulunduğu bir testimiz olacak ve son olarak yazılı tipinde soruların bulunduğu bir test bizi bekliyor olacak. Diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu, e kafamıza takılan herhangi bir nokta oldu. Karekodlar sayesinde tat sisteminden video çözümlerine gidebilir ve bütün eksiklerimizi gide giderebiliriz, çalışabiliriz arkadaşlar. O zaman ödevimizi bile aldığımıza göre haydi artık dalalım soru konunun içeriğine. Neler bizi bekliyormuş? Tuzların genel özelliklerinden bahsederek başlayacağız ardından yaygın tuzların adlandırılması, özellikleri ve kullanım alanlarını tek 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 detaylandırarak gidiyor olacağız. Son olarak da tabii ki asitlik bazlık özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi tuzların genel özellikleri. Tuz dediğimiz yapı neydi arkadaşlar? Şöyle maddeleri ikiye ayırmıştık aslında. Hani saf maddeler, saf olmayan maddeler, saf maddeler, elementler ve bileşiklerdi. Ve bileşikleri de ikiye ayırmıştık. İyonik bileşikler ve moleküler bileşikler olmak üzere. İşte o iyonik bileşiklerin tamamı aslında tuz olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla iyonik yapılı bileşiklerdir. Ve en küçük yapıları iyonik bileşiklerin temelini oluşturan birim hücrelerdir diyeceğiz kristal örgü yapısına sahipler ki tuzların bu kristal yapılarının sebebi de aslında bu iyonik yapılarıdır diyebiliriz. Oda koşullarında genellikle hatta her zaman diyelim bütün tuzlar için aynı şeyi söyleyeceğiz katı halde bulunurlar. Dolayısıyla iyonik bileşiklerin altında özelliği bu tanecikleri arasında güçlü iyonik bağlar içerdikleri için. Katı halde tuz iyonları belli yerleşim düzeni içinde bir araya gelerek kristal yapıyı oluşturur ve farklı renklerde olabilirler. Tabii ki e, bu renklerin sebebi de bunu oluşturan iyonlardır. Yani tuz dediğimiz şey aslında bir katyon ve bir anyondan oluşan e, bileşik yapısıdır diyebiliriz. E, katyon ve anyonun türü de bileşiğin renginin ne olduğunu bize söylüyordur. E, saf maddelerdir bir bileşik yapısı olduğuna göre tüm bileşiklerde olduğu gibi tuzlar da saf maddelerdir. Erime ve kaynama noktaları e, oda koşullarında katı haldedir dedik dolayısıyla yüksek erime ve kaynama noktalarına sahip olmalarını bekliyoruz. Tabii ki yine tanecikleri arasında içerdikleri güçlü iyonik bağlardan kaynaklanıyor bu da. Tuzların sulu çözeltileri nötr, asidik veya bazik özellik gösterebilir. Hani tuz deyince genellikle aklımıza sodyum klorür geliyor arkadaşlar. Sofra tuzu çünkü çoğunlukla günlük hayatımızda biz onunla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da aklımızda genellikle tuzun sulu çözeltisinin nötr olduğuna dair bir algı var. Ancak bu aslında böyle değil. Bazı tuzlar nötr ama asidik veya bazik özellik gösteren tuzlar da var dolayısıyla da Tuzun özelliğine göre turun sol kağıdın üzerine yaptığı etki de değişkenlik gösterecek. Eğer asidik bir tuz söz konusuysa turun sol kağıdını kırmızıya, bazik bir tuz söz konusuysa maviye çevirecektir. En ötürü tuzlarda da e, etki etmeyeceğini söyleriz zaten. Katı halde elektrik akımını iletmezler arkadaşlar. Burası da önemli bir bilgi soru olarak karşımıza genelde bu çıkıyor. E, tuzlar katı haldeyken elektriği iletmiyorlar ama. Suyun içerisinde çözdüğümüz zaman ya da sıvı hale getirdiğimiz zaman, erittiğimiz zaman artık elektrik akımını iletir hale geliyorlar. Çünkü bu hallere dönüştüğü zaman e, serbestçe dolaşan iyonlar ortaya çıkıyor. E, yüklü tanecikler de elektrik iletkenliğine sebep oluyorlar. Tuzlarla ilgili bu bilgi önemli. Bak katı halde iletmiyor ama sıvı haldeyken veya suda çözdüğümüz an elektrik iletkenliği ortaya çıkıyor. Suda az ya da çok çözünerek iyonların ayrışı dedik. Tabii ki bu yine e, tuzun türüne bağlı bazı tuzlar ki sofra tuzu bunlardan birisi mesela suyun içerisinde gayet iyi bir şekilde çözünür. Dolayısıyla da rahatlıkla iyonlarına ayrışır. Ama gümüş klorür gibi mesela bazı tuzlar var ki suyun içerisinde çok az çözünürler arkadaşlar. Ama ortak noktaları neler? Nedir? Ee, az da çözünse, çok da çözünse suyun içerisinde iyonlarına ayrışır. Yani katyonların ve anyonların oluşmasına sebep olur. Bak tuzlarla ilgili genel bakış açımız bu olacak. Şimdi girelim e, bazı yaygın tuzlardan bahsetmeye. Tabii ki en bilindik, günlük hayatta en çok karşımıza çıkan tuzla başlayalım. Sodyum klorür tuzu. Nasıl biliyoruz biz o sodyum klorür tuzunun NaCl gibi bir formüle sahip ve sofra tuzu yaygın ismine sahip arkadaşlar. Şuna dikkat bak. Bu sistematik adıdır. Sofra tuzu onun yaygın adıdır ve biz her iki adını da bilmek zorundayız. Kristal örgü yapısına baktığımız zaman şöyle Na6Cl6 gibi bir e, yapıya sahipti. E, kristal ağ örgüsü yapısı olarak değerlendiriyorduk biz bunu. Peki nasıl özelliklere sahip? Suda çok iyi çözündüğünü biliyoruz. Beyaz kristal yapılı olduğunu biliyoruz ve birim hücrelerden oluştuğunu biliyoruz. N6, Cl6 şeklinde birim hücrelere sahip olduğunu görüyorduk. Yani e, kristal örgü yapısından da gördüğümüz gibi her bir sodyum 6 klor, her bir klor da 6 tane sodyum tarafından etrafı sarılarak bu bileşik yapısını oluşturuyor. Peki bu tuzu oluşturmak için hangi asit ve bazı kullanmamız gerekiyor? Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz her zaman için tuzla ilgili. Katyon ve anyon var. Katyon her zaman için bazdan, anyon da her zaman için asitten gelecek. Dolayısıyla bak sodyum klorürünün katyonu sodyum anyonu da klor. O zaman bu katyon sodyum hidroksitten gelir. Bu anyon ise hidroklorik asitten gelir. Dolayısıyla bu ikisinin tepkimesinden sodyum klorür tuzu oluşur. Ve tabii ki açığa bir de su çıkar. Yani nötralleşme tepkimesini bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tuzun katyonu ve anyonunu değerlendirerek hangi asit ve bazdan oluştuğunu açığa çıkarabiliriz. Nerelerde kullanıyoruz peki biz bir sodyum klorür tuzunu yani sofra tuzunu? Gıdaların tatlandırılmasında evlerimizde neredeyse her gün kullanıyoruz. Gıdaların korunmasında kullanıyoruz. Turşuyu yaparken salamura işlemlerinde veya derileri korurken kullandığımız tuz türüdür. Cam, seramik, kağıt, tekstil gibi bazı sanayi alanlarında yoğun olarak kullanılan tuzlardan birisidir. Kışın yolları tuzlarken arkadaşlar kullandığımız tuz yine sodyum klorür tuzudur ve tıp ve eczacılıkta özellikle serum yapısında kullandığımız tuz yapısı sodyum klorür olacak arkadaşlar. Gelelim bir diğer tuzumuz sodyum karbonat. Bak adı üzerinde bu sistematik adı. E ee, Peki yaygın adı nedir? Soda külü veya çamaşır sodası olarak isimlendiriyor. İkisi de yaygın adı olarak karşımıza çıkacak. Na2CO3 gibi bir formüle sahip. Bak şimdi hemen hangi asit ve bazın tepkimesinden oluştuğunu burada söyleriz. Bak Na2CO3 o zaman bunun şöyle iyonlarını ayrışmış haliyle de yazalım. İyonlarını ayrıştıracak olursak suda çözünecek olursak iki tane sodyum iyonu Buna karşılık bir tane karbonat iyonunun aşağı çıkmasını bekleriz. Şimdi o zaman bu katyon kimden gelebilir? Hangi bazdan gelir? Tabii ki sodyum hidroksit bazından gelir. E, anionumuz kimden gelecek? O da tabii ki karbonik asitten meydana gelecek. O zaman bu ikisinin tepkimesinden bizim için soda külü veya çamaşır sodası olarak bildiğimiz sodyum karbonat tuzu oluşur. Ve buna karşılık açığa tabii ki nötralleşme tepkimesinin sabit ürünü olan su çıkacaktır. Peki hangi özelliklere sahip e, sodyum karbonat? Suda yine çok iyi çözünen bir tuz var karşımızda arkadaşlar. Bunu şöyle tutabiliriz aklımızda. 1A grubu metallerinin tuzları genellikle suda çok iyi çözünür. O zaman sodyumun tuzları bak sodyum klorür için aynı şeyi söyledik. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Suda iyi çözünecek. Sodyumu görüyorsak çözünecek ya da potasyumu görüyorsak suda çözünecek diye aklımızda tutabiliriz. Beyaz, kokusuz ve tatsız bir e, tuzdan bahsediyoruz burada arkadaşlar. Dolayısıyla tatsız olduğu için e, yemeklerde bunu kullanmamız çok da mantıklı değil bazik ve nem çekici özelliğe sahip olan bir tuz onu ön plana çıkaran özellikleri bunlar arkadaşlar. Neden bazik? Buraya değinecek olursak bak dedik ki sodyum ve karbonat iyonları var. Bu yüzden sodyum hidroksit ve karbonik asit açığa çıkıyor. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazken karbonik asit kolanın yapısında ya da gazozun yapısında bulunan asittir. Zayıf bir asittir arkadaşlar. O zaman tuzun kuvvetli mi zayıf mı olduğunu daha doğrusu asidik mi bazik mi olduğunu birleştiren baz ve asit söyleyecek. Baz kuvvetli, asit zayıf olduğu için bu bazik özellik gösterecek. Sodyum klorür'e gelecek olursak, bak ne dedik? Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitten oluşur. İkisi de kuvvetli olduğu için bu nötr bir tuz olacak arkadaşlar. Eğer asit kuvvetli, baz zayıf olsaydı bu defa da asidik tuz olduğunu söyleyecektik. Peki, sodyum karbonat tuzunu biz nerelerde kullanıyoruz? Doğal bir temizlik maddesi olarak kullanıyoruz. Yani doğrudan alıp su içerisinde çözüp temizlik maddesi olarak değerlendirebiliriz. Çam, cam ve kağıt üretiminde yine kullandığımız tuz türlerinden birisidir. Sodyum karbonat su sertliğini giderici özellik gösteriyor. Bak bunu hemen hatırlayalım. 9. sınıf bilgilerimizden Kar, e, kalsiyum ve magnezyum iyonları bir suyun içerisinde fazlaysa bu sert su olarak kabul ediliyordu. Eğer biz sodyum karbonat tuzunu bu sert suyun içerisine atarsak kalsiyum ve magnezyum iyonlarının karbonatla birleşip çökmesine sebep olacak. Bu da sudaki sertliğin giderilmesini sağlayacak. Bunun dışında sabun ve deterjanın yapımında kullanılan tuzlardan birisidir sodyum karbonat. Yine tıp ve eczacılık alanında da kullanım alanlarına sahiptir diyelim. Geçelim sodyum bir karbonata. Bak sodyum karbonatın küçük kardeşidir diyebiliriz sodyum karbonat arkadaşlar. Tek fark nedir? Formülden gidelim. Eğer Na2CO3 olsaydı sodyum karbonat tuzu olacaktı. Ama NaHCO3 ise bu yemek sodası adını alacak arkadaşlar. Ee, yemek sodası ve... E, karbonatın temel farkı bu. Peki, yani sodyum karbonatın temel farkı bu. E, birleşerek oluşturan asit ve baza geldiğimiz zaman, gene NaHCO3 yazalım. Bunu suyun içerisinde iyonlaştırdığımız zaman hangi iyonlar açığa çıkacak? Na+ iyonları oluşacak. H dışarıda tutarsak bir de CO3-2 iyonlar oluşacak. Yani aslında beklediğimiz e, iyonlar benzer. Dolayısıyla da aynı asit ve bazdan oluşurlar. Sadece sodyum karbonatın oluşumunda tam nötralleşme tepkimesi gerçekleşirken burada iş yarım kalıyor. Hidrojen burada kalıyor. Eğer bu hidrojen çıkıp bunun yerine bir tane daha sodyum gelseydi zaten sodyum karbonat tuzunu elde ediyor olacaktık. Yani aynı asitle bazdan oluşan farklı iki tuz var karşımızda. Özelliklerine gelecek olursak bak suda yine iyi çözünen bir tuzdan bahsediyoruz. Bütün sodyum tuzlarında bunu söylüyor olacağız. Beyaz ve granüllü bir yapıya sahip. Yani yapı olarak da aslında sodyum karbonata benzer ve anti asit özellik gösteriyor. Dolayısıyla da aslında ortamın asitliğini gidermek için kullandığımız maddelerden birisidir. Çünkü kendisi yine bazik özellik gösteren bir tuzdur. Nerelerde kullanıyoruz? E, anti asit özellik olduğu için tabii ki asitlik düzenleyici, asitliği giderici bir etki olarak kullanıyoruz. Koku giderici bir özelliğe sahip arkadaşlar. Bunu ön plana çıkaran özelliklerinden birisi. Yine içerdiği karbonat iyonlarından ötürü kalsiyum ve magnezyumun çökmesini sağladığı için su sertliğini gidermede kullanabiliyoruz. Kağıt üretiminde yine kullanılan tuzlardan birisidir ve yangın söndürücülerin yapısında var olan kullanılan tuz türlerinden birisi sodyum bikarbonat tuzudur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bak bu yemek sodası olan tuzumuz sodyum bikarbonat arada hidrojen var. Bu soda külü veya çamaşır sodası olarak bildiğimiz temizlik maddesi olarak kullandığımız tuz. Arada hidrojen falan yok. Na2CO3 formüle sahip. Bu ikisi birbirinin kardeşidir diyebiliriz. Kalsiyum karbonat bahsedeceğimiz bir diğer tuz olacak arkadaşlar. Kireç taşı olarak biliyoruz ve CaCO3 gibi bir formüle sahip. Şimdi kalsiyum karbonatı biz eğer suyun içerisinde çözecek olursak hangi iyonlar açığa çıkacak? Tabii ki kalsiyum iyonları katyon olarak çıkacak ve karbonat iyonları da burada bizim anyonumuz olacak. Dolayısıyla bu katyon kimden gelir? Kalsiyum hidroksit bazından gelir. Bu anyon kimden gelir? O da az önce olduğu gibi karbonik asidin yapısından gelir. Ve açı haline çıkacak kalsiyum karbonat tuzu buna karşılık olarak da nötralleşmenin diğer ürünü olan suyun çıkmasını bekliyoruz. Şimdi kalsiyum karbonat yani kireç taşının özellikleri neler? Arkadaşlar burada suda çok az çözündüğünü söyleyeceğiz. Suyun içerisinde çözünmeyecek. Eğer suyun içerisine atarsak da çökelçi oluşturacak. Sağlığa zararlı bir yapıya sahip arkadaşlar. E ve temasına kaçınmamız gereken bir tuz türü var karşımızda. En çok kullanıldığı yerler inşaatlar. Hani burada <laughs> inşaatın içerisinde kireç olarak kullandığımız madde kalsiyum karbonat tuzdur aslında. Tebeşirin yapısını oluşturan tuz. E, kalsiyum karbonat tuzudur. Cam ve seramik üretiminde yine kullanılan tuz. E, kalsiyum karbonat yani kireç taşıdır. Toprağın pH'ının düzenlenmesinde bizim kullanımımıza sahiptir ve ilaç ve gıdaların üretiminde yine kullanılan tuzlardan e, birisidir arkadaşlar. Kalsiyum karbonat yapı olarak da gördüğümüz üzere beyaz granüllü bir yapıya sahiptir. Amonyum klorür tuzu bahsedeceğimiz bir diğer tuz olacak arkadaşlar. E, nişadır. Yaygın adıdır ve NH4Cl gibi bir formüle sahiptir arkadaşlar. Burada şuna dikkat amonyum klorürünün yani nişadırın oluşumunda açığa su çıkmıyor. Çünkü onun verdiği tepkime bir nötralleşme tepkimesi değil asit baz tepkimesidir. Amonyağın yapısından ötürü çünkü amonyum iyonları amonyak bazından NH3 bazından geliyor. Hidroklorik asitle birleştiği zaman da amonyum klorür tuzunun oluşmasına sebep oluyor. Hangi özelliklere sahip? Suda yine çok iyi çözülen bir tuz var karşımızda arkadaşlar. Beyaz ve kokusuz bir tuz var. Diğer bahsettiğimiz bütün tuzlarda olduğu gibi bu da beyaz. Ve sulu çözeltisi bazik özellik gösteriyor arkadaşlar. Pardon bazik değil asidik özellik gösteriyor. Neden asidik özellik gösterecek? Çünkü oluşumunda amonyak e, bir bazı oluştururken tabii ki zayıf bir baz özellik gösterirken hidroklorik asit kuvvetli bir asit özellik gösteriyor. Dolayısıyla da Asidi kuvvetli, bazı zayıf olduğu için, e, bunun sul çözeltisi tabii ki asidik özellik gösteriyor olacak. Hangi alanlarda kullanıyoruz peki? Kalayla kaplama yöntemlerinde e, kullandığımız tuzlardan birisi, gübre yapımı, e, özellikle azotta ihtiyaç duyan topraklarda kullandığımız gübreleri üretilirken amonyum klorür kullanılır. Balgam söktürücü olarak e, ilaç ve gıda sanayide de oldukça yoğun olarak kullanılıyor ve metal yüzeylerin temizlenmesinde yoğun olarak kullanılan tuzlardan birisidir amonyum klorür tuzu özel adıyla yaygın adıyla nişadır adını alacak arkadaşlar karşımıza çıkacak. Şöyle hemen birkaç tane örnek çözelim o zaman bakalım neleri anlamışız ne kadar iyi anlamışız. Sodyum klorür, sodyum karbonat, kalsiyum karbonat ve amonyum klorür tuzlarının asitlik bazlık özelliklerini belirtiniz arkadaşlar. Karşımıza herhangi bir tuz çıktığı zaman asit mi baz mı belirlerken yapacağımız ne olacaktı? Bak sodyum klorür bunun iyonları neler? Sodyum iyonları ve klor iyonları olmak üzere bunlar iyonlarına ayrışacak. Dolayısıyla sodyum iyonları NaOH'dan gelecek, klor iyonları da hidroklorik asitten gelecek. Bak, bu e, kuvvetli, bu da kuvvetli. İkisi de kuvvetli ise demek ki sodyum klorür nötr özellik gösterecek. Şimdi sodyum karbonata gelelim. Na2CO3. Burada sodyum iyonları olacak. Buradan da gelenler karbonat iyonları olacak. Şimdi hangi asitten ve hangi bazdan geliyor? Tabii ki NaOH asidi burada şey, bazı burada çıkacak. H2CO3 buradan gelecek. E, şöyle yazalım. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdı h 2 3 zayıf bir asitti. O zaman kuvvetli baz zayıf asitse ne olacak? Tabii ki bazik özellik göstermesini bekleyeceğiz. Kalsiyum karbonata gelelim. CaCO3 diyelim. Kalsiyum iyonlarına karşılık olarak buradan karbonat iyonlarının gelmesini bekliyoruz. O zaman kalsiyum hidroksit bazı ile yine karbonik asidin tepkimesinden oluşmasını bekliyoruz kuvvetli bir baz, zayıf bir asit. O zaman ne olacak? Tabii ki bazik özellik gösterecek. Hangisi kuvvetliyse onun özelliklerini taşıyacak. Amonyum klorürü yazacak olursak şöyle yazalım. Burada NH3 bazı ve hidroklorik asit asidi ortaya çıkması gerekiyordu. Zayıf baz, kuvvetli asit. O zaman ne olacak? Tabii ki asidik özellik göstermesini bekleyeceğiz asidi daha kuvvetli olduğu için. Dolayısıyla karşımıza çıkacak bütün tuzlar için bu yorumu yapabiliriz. Hangi asit ve bazdan meydana gelmiştir? Hangisi kuvvetliyse onun özelliğini taşımasını bekliyor olacağız. Hemen bir örnek daha çözelim bakalım. Kalsiyum hidroksit sulu çözeltisi ile karbonik asit sulu çözeltisinin denkleştirilmiş tepkime denklemini vermiş bize. Buna göre tepkimede oluşan X maddesi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakıyoruz kimler tepkimeye girmiş? Kalsiyum hidroksit ve karbonik asit. Açığa da su çıkmış. Dolayısıyla burada X maddesinin bir tuz olduğunu bileceğiz. Peki hangi tuzdur? Ne dedik? Bu tuzun katyonu bazdan gelir. Yani kalsiyum hidroksitten gelir. Dolayısıyla kalsiyum katyonumuz olacak. Buna karşılık olarak asitten de anyon gelmesi gerekiyor. Karbonat da asitten gelen anyon olacağına göre kalsiyum karbonat bizim tuzumuz olacak. Buna göre X maddesi kireç taşı olarak bilinir. Gayet doğru. Kalsiyum karbonat tuzunun yaygın adı kireç taşıydı. İyonik yapılı bir bileşiktir. Bütün tuzlar iyonik yapıldır zaten arkadaşlar. Dolayısıyla buna da doğru diyeceğiz. Cam üretiminde ham madde olarak kullanılır. Evet yine kalsiyum karbonat cam üretiminde kullanılan e, tuzlardan biriydi. Dolayısıyla 3 ifademiz de doğrudur. Ve cevabımız E seçeneğinde yer alır. O zaman güzelce konumuzu öğrendik. E, ve ödevlendirmemizi aldık. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.